Bakın şimdi anlatacağımız şey zaten böyle olması gerekiyor. Malatya'da yüzlerce bina yıkıldı biliyorsunuz. Fakat Battalgazi Devlet Hastanesi ayakta kaldı olması gerektiği gibi. Ne bir ameliyat aksadı ne de diğer hizmetler olması gerektiği gibi. Dahası depremden kaçanlar o hastaneye sığındı. Evet, kamu binalarına o yüzden güveniyoruz çünkü böyle bir afet anında anında sığınabilmek için. Peki neydi o hastanenin gücü veya sırrı? Aslında çok büyük bir sır değil. Dediğim gibi hepimiz biliyoruz ama bakalım tekrar. Depremin yıkıcı özelliğini bertaraf ettik. Deprem izolatörlerimiz bunu önledi. Beşik gibi sallandı. Gören yıkılacak sandı ama deprem izolatörü sayesinde ayakta kaldı. Hatta ameliyatlar bile aksamadı. İlk depremden sonra yaralılar hastanemize geldiği zaman hemen ameliyathanelerimize sevk edildi. Ameliyathanelerimiz de yoğun bir şekilde faaliyetteyken ikinci büyük yıkıcı depremi yaşadık. O deprem sırasında ameliyat devam etti. Burası depremin vurduğu 10 ilden biri olan Malatya. Malatya'da 500'den fazla bina yıkıldı. Yüzlerce binaysa ağır hasarlı. Hiçbir eve girilmiyor desek yanlış söylememiş oluruz ama biz şu anda neredeyiz? Malatya'nın en güvenli noktalarından birinde Battalgazi Devlet Hastanesi'ndeyiz. Çünkü burada ne var efendim? Deprem izolatörlerimiz var. 300 yataklı hastanede tam 222 deprem izolatörü var. Hastanenin ana taşıyıcıları arasında adeta ikiye yarayacak şekilde deprem kuvvetlerini izole edecek şekilde üst katlara aktaran bir sistem bu. Yani depremi emiyor. 5 ve daha büyük deprem anında yukarıdakiler onu hissetmesin diye işte ona yarıyor. Bu şiddetli iki depremde toplamda 16 santim hareket sağlandı. 222 izolatörümüzün tamamında bu hareket düzenli bir şekilde sağlandı. Bu da depremin yıkıcı gücünü kırdı. Yani dışarıdaki vatandaşlarımız, depremzedelerimizin hissettiği depremi yaşamadı. Hastanede olanlar yaşamadı. Öyle ki dışarıda yer yerinden oynarken, hatta yer ayaklarının altından kayarken hastanedekilere bir şey olmadı. O yüzden çoğu kişi hastaneye sığındı. Ve Battalgazi Devlet Hastanesi hastanesinin dışına çıktık. Buradan baktığımızda dış cephesinde herhangi bir hasarın olmadığını gördük. Bırakın hasarı, camlarında kırık bile yok. Aslında depremin yıkıcı kuvveti yukarıya aktaran beton ve demirin kendisidir. Burada bunu kestiğimiz zaman, arada da bir boşluk oluşturduğumuz zaman burada bir salınım oluşturarak o kuvvetleri izole ederek yukarıda o şiddeti amorfe ediyoruz.